Hoş bulduk. Teşekkür ederim Duygu Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bir çevre aktivisti tutuklandı. Hem bu tutuklanma gerekçesi nedir? Dosyaya dair bilgi isteyelim sizden. Hem de nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı rica edelim. Öncelikle bu bayram günü Artık TV'de izleyicilerine ve Perisüyü'nden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilindiği gibi Özkan Arslan Perisüyü direni 24 Temmuz'da Dersim'den İstanbul'da gelirken ekolojik şeyle ilgili bir etkinliğe katılmak üzere uçaktan iner inmez gözaltına alındı arkadaşımız. Gözaltına alındıktan sonra bir gece karakolda tutulduktan sonra tutuklanıp direnişi nedeniyle devam eden davası yüzünden tutuklanıp Metris cezaevine konuldu. Şu anda Metris cezaevinde alıkonulmuş durumda. Bildiğiniz gibi Perisüyü mücadelesinde sayısız kez tutuklanıp hakkında ona yakın dava açılan Özkan Arslak'a yapılan bu şeyler, bu koşturmalar yeni değildir. Kendisi daha önce birden kez tutuklanıp cezaevinde alına konulmuştu, serbest bırakılmıştı. Şu anda da Karakoçan Asliye Mahkemesi'nin bu şeyle ilgili verdiği kararda dayanarak Metin cezaevinde bulunmakta. Peki bu uzun soluklu mücadelenizde biraz önce ekranları da getirdik. Olumlu yargı kararları alındı ancak bunlar geri çekildi. Tüm bu mücadelenizi bu tutukluluk bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dediğiniz gibi izin verirseniz biraz tabii ki mücadele sürecini bilmek gerekir. Çoğu insanlar ve izleyiciler Perisüyü'nü yeni duyabiliyor ya da bilmeyebiliyor mücadele şey içerisinde. Bilindiği gibi Perisüyü'ndeki Pembelik Barajı 2011 yılında acele kanunlaştırılarak buradaki yaşayan köylülerin topraklarına el konulmasıyla bu baraj çalışması başlatıldı. Bunun aynı akabinde bildiğiniz gibi Türkiye'de son 10 yılda bütün Doğu, Batı, Kuzey demeden rant projeleri bir araya getirdi. Buradaki Perisüyü'ndeki bu HES projesi de yani dediğimiz Pembelik Barajı da bunlardan birisi. Yani Pembelik Barajı'nın diğer normal elektrik enerji adı altındaki projelerden ayrı bir özelliği var. Çünkü burası 3 ilin kesişme noktası. Bir tarafta Bingöl, bir tarafta Dersim, bir tarafta Elazığ. Yani buranın tam stratejik nokta. Bunun dediğimiz gibi ayrılan özellik güvenlik barajı olarak faaliyete geçirildi. Bunun üzerinde de tabii buradaki köylülerin, buradaki yöre halkının hukuksal bir mücadelesi devam etti. Hukuksal mücadelesinin en başında da bahsettiğiniz gibi yargı kararları, Danıştay'ın 6. dairesinin verdiği acele kamulaştırma yürütmenin durdurulması kararına rağmen bu karar uygulanmadı. Sonradan tekrar Bakanlar Kurulu kararıyla parsel parsel tekrar topraklarına el konuldu. Tekrar uygulanmadı. Tekrar Akkuş Köyü Tüzel kişiliğinin 100 kişiyi Sanıyorum Sayın Akyol hattımızdan düştü arkadaşlar.